1969 yılında İstanbul'da doğdum. Muharrem ayında doğmuşum ben. Onun için adım Muharrem. Baba ben çok kötü trigonometriden çakıyorum dedim. Trigonometriyi bana babam öğretti. Babam benim ilkokul mezunu. Trigonometriyi öğretti. Otobüste gidip gelmeyi bileceksin ki bu hayatın tadını tadacaksın. Haztek 1998 senesinde kuruldu. Kurulma amacı yurt dışındaki teknolojiyi Türkiye'ye getirmektir misyonumuz. Haztek'in kuruluş misyonu budur. Biz nazar değmesin. Ve Türkiye'de biz tek yetkiliyiz. Ve dünyada satış yerlerinde her sene ya biz birinci oluyoruz ya Avrupa birinci oluyor. Biz ikinci oluyoruz. Benim zaten hayat mottom bu. Yani benim hayat mottom bilgi alışverişidir. Türkiye'nin ilk Çin'den plastik enjeksiyon makinesi getiren kişisi benim. Konteyneri bir açacaksın, saman doldurmuşlar. Hayatının ilk kazanı yedin dedi. Müşteri memnuniyetimiz %99,2 çıktı. O kadar da başarılıyız bu konuda. Çünkü hizmeti gayet hem yedek parçasıyla beraber veriyoruz. Dedi ki, ben dedi günahımı Fenerbahçe'ye vermem, kusura bakmayın kardeşim dedi. Ondan sonra bizim futbol hayatı orada bitti. Başarının sırrı sevmektir. Kötülük yaparsan, dürüst olmazsan, alnına tokadı yediğin anda sen de dersin bir daha ayağa kalkamazsın. Onun için dürüstlük çok önemlidir. Hesap kitap yapmak çok önemlidir dedi, ben bunu hiç unutmuyorum. ...1969 yılında İstanbul'da doğdum. Muharrem ayında doğmuşum ben, onun için adım Muharrem. Bir adım daha var Mehmet, Muharrem Mehmet Manav. Aslında annem Mehmet adını koymuş ama Muharrem ayında doğduğum için başına Muharrem eklemişti. Ama herkes Muharrem kullanıyor. Babam Keşanlı, Selanik göçmeni babam tarafı. Annem de Keşanlı, onlar da Arnavut göçmeni. Neden Manav'ız biz, soyadımız neden Manav? Babamın babası... nın tarlaları varmış. Meyve işleriyle uğraşıyorlarmış. Aslında Kabzımarmış. Yani Büyük Manav, Kabzımarmış. Manav, soyadı kanunu gelince Manav adını koymuş. Allah'tan Kabzımar dövmüşler. Düşünsenize Muharrem Kabzımar. Muharrem Manav olarak böyle oradan gelen bir şeyimiz var. Büyük babam Keşan'da kabzımallık işleri ve deri işleriyle ilgilenirmiş. Sonra hayat bu ya, işler bozulmuş, savaş vesaire derken babam fakir bir gençlik yaşamış. Simit satmış, yeri gelmiş soğuktan korunmak için mezar çukurunda yatmış. Sonra babamı İstanbul'a göndermişler. Kaç yaşında? 8-9 yaşlarında İstanbul'a göndermişler. Babam bir tornacı çırağı olarak İstanbul'da çalışmış. Ustası onu çok sevmiş, tutmak istemiş ama babam o kadar yetenekliymiş ki kendi işini kurmuş ve yedek parçalar yapmaya başlamış. O tarihlerden çok güzel anıları var, anlatır, devamlı konuşuruz. Tramvayların dişli, fren dişlilerini yapıp İstanbul Belediyesi tarafından ödül almış bir adam babam genç yaşlarında. Sonra frezecilik dediğimiz, aslında matematiğin trigonometri gibi hesaplamalarından anlayan insanların yapabildiği bir iş olan frezeciliğe girişmiş ve bunları da ustasının evine kömür taşıyarak, ders alarak yapmış. Lise yıllarındaydım, trigonometriden çakıyordum. Baba ben çok kötü trigonometriden çakıyorum dedim. Trigonometriyi bana babam öğretti. Babam benim ilkokul mezunu, trigonometriyi öğretti. 1962 senesinde teknik torna olarak bir atölyesi varmış. Hasmak olarak, Hasan'ın makinaları gibi düşünelim. Hasmak olarak 1962 senesinde plastik enjeksiyon makinesi yapmaya başlamış. Bir de bu plastik makinalarının en önemli yeri olan kovan vida dediğimiz plastiğin ergitildiği yerin parçalarını yapmaya başlamış. Çeşitli firmalara vermiş. Honlama şeyleri yapmış. Bu çöp arabalarının honlama bu pistonlarını yapmış. Bunun için Amerika'dan bir seminer verme teklifi almış ama İngilizce bilmediği için gidememiş. Böyle Hasmak plastik enjeksiyon makinalarını o yılların yokluklarıyla ellerinden geldiği kadar yapmışlar. Ondan sonra 1997 senesinde ben İngiltere'den mezun olup İngiltere'de plastik mühendisliği, plastik teknolojileri mühendisliği okudum ben. Oradan mezun olup geldiğimde babam artık emekli olmaya karar vermişti. Ben babamın yanında çok çalıştım. Yani 9 yaşından falan beri okul hayatında hep yanında çalıştım.
Okul hayatım çok iyi geçti. Üniversite dahil hiç ikmale kalmadım. Hiçbir dersten kalmadım. Hep takdirle ve başarıyla geçtim okulumu. Ama hiçbir zaman da tatil yaptırmadı bana babam. Bayağı disiplinliydi. Çalışmanın çok önemli olduğunu hep bize aşılamıştır. Ve gerçekten de bunun faydalarını gördüm. Evden işe otobüsle giderdim ben. Otobüs geç giderdi. Babam arabayla gidip benden önce yani aynı anda gelirdik. Ya baba derdim, neden beni otobüsle gönderiyorsun da sen arabayla gidip geliyorsun, yanında gidelim gelelim. Derdi ki bana, otobüsle gidip gelmeyi bileceksin ki bu hayatın tadını tadacaksın. Öyle zengin oğlu olarak çalışmayacaksın. Ben çocukluğumdan beri sağ olsun babam, yani çok ufak belki ilk yaşlarımda biraz bir yokluklar gördüm ama onun haricinde eğitim hayatımda ve iş hayatımda hiçbir maddi sorun yaşamadım. Bu maddi sorunları yaşamamamızın, bu Hastek dahil olmak üzere söylüyorum, bu maddi sorunları yaşamamızın tek sebebi babamdır. Babam Hasan Manav, bana bütçelemeyi, geliri gideri, ayağını yorgana göre uzatmayı, nakit akış tablolarını, bir firmanın ne zaman borçlanacağını, ne zaman hesapları doğru yapacağını anlatan kişidir, öğreten kişidir. Sonra 98 senesinde uzun yıllardır arkadaşım olan Cem Özkaracalar'la ortak olduktan sonra ona da bu bilgileri vermiştir benim aracılığımla. O da benim kardeşim gibidir. Babam da çok sever Cem'i. Zaten ruh ikizi gibiyiz. Yani çalışma anlamında, prensipler anlamında bunca yıldır, işte kaç sene oldu bilmiyorum, 98'den bu yana 25-26 yıldır beraberiz, nazar değmesin. Beraber bir hedefimiz vardı. Bu hedefin çoğunu gerçekleştirdik. Şimdi yeni kuşaklara, Cem'in oğlu, benim kızım, yeğenlerimiz filan, onlara yavaş yavaş devrediyoruz. Hastek 1998 senesinde kuruldu. Kurulma amacı, misyonu, hani nasıl Galatasaray'ın misyonu Türk olmayan takımları yenmektir. Ali Samiyan Bey böyle güzel bir misyon kurmuş. Bizim de yurt dışındaki teknolojiyi Türkiye'ye getirmektir misyonumuz. Hastek'in kuruluş misyonu budur. Biz kim faydalıysa Türkiye'ye, yurt dışında teknoloji üreten ve makine üreten kim faydalıysa onları seçerek getirdik ve onlarla çok iyi bir alışveriş yaptık. Biz ne yapıyoruz? Babamın yapmış olduğu plastik enjeksiyon makinesini o günden beri devam ediyoruz. Dünyanın önemli firmalarından biriyle çalışıyoruz. Uzak Doğu'da ilk 10'da olan Borç adında bir firmayla plastik enjeksiyon makinesi getirip satıyoruz. Bu makinelere biz bir de bir know-how katıyoruz, bizim mühendis ekibimiz. Onların standart makinelerine biz eklemeler yapıyoruz. Türkiye şartlarına göre eklemeler yapıyoruz. Burada elektrik dalgalandığı için elektronik kartlar yanmasın da müşterilerimizin cebinden para gitmesin diye işte UPS'ler takıyoruz, reaktörler yaratıyoruz, bunları dizayn ediyoruz. Firmalarımıza diyoruz ki bak bunları da ekleyin de gönderin bize diyoruz. Bunun yanı sıra bir Ürge ekibimiz var. Ürge ekiplerimiz, ürün geliştirme ekiplerimiz de yurt dışına gidip üretici firmalara ürünleriyle ilgili geliştirme fikirleri veriyor her yıl. Yani bunu hiçbir mümessil yapmaz. Dolayısıyla mesela dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi gene Çin'de, hatta lider diyebilirim, Shiny adlı firmayla plastik ham madde otomasyon, kurutma, taşıma, merkezi besleme, kırma geri dönüşüm makinalarını getiriyoruz. Çok robot, makine robotları Shiny'nin. Çok kaliteli, çok üst düzey bir firma. Dünyanın hemen hemen her yerinde faal olan bir firma ve Türkiye'de biz tek yetkiliyiz ve dünyada satış yerlerinde her sene ya biz birinci oluyoruz ya Avrupa birinci oluyor, biz ikinci oluyoruz. O kadar da başarılıyız bu konuda çünkü hizmeti gayet hem yedek parçasıyla beraber veriyoruz. Onun yarısına enerji tasarrufu en yüksek olan endüstriyel soğutma cihazları satıyoruz. İtalya'nın Industri Frigo diye bir firmasının. Bunlar da üç kardeş bir aile. 25 yıldır beraberiz. Beraber çalışıyoruz. Çok büyüdüler. Çünkü çok kaliteli mallar yapıyorlar. Herhangi bir endüstriyel soğutma cihazının harcadığı bir para 100 liraysa bir ayda 50 TL harcıyor bizim makinamız. Yani böyle bir enerji tasarruflu bir makinamız var. Sattığımızı unutuyoruz diyebilirim. Hiç de teknik sorun çıkartmıyor. Ve hizmet verir, bilgi verir hale geldik. Benim zaten hayat mottom bu. Yani benim hayat mottom bilgi alışverişidir. Bilgi alışverişini hem almak hem bu bilgiyi de vermek çok önemlidir. O bakımdan hayatımız boyunca hem babam PAGEV'in kurucusudur, Plastik Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı'nın, hem de biz de devam ettik, makine bağışladık onların kurmuş olduğu okullara. O bilgiyi zekat etmek, vermek ve çocuklarla paylaşmak, bizde kalmadan onlarla paylaşmak ve sektöre yeni yeni insanlar yetiştirmek için de çok uğraştık işimizin yanı sıra. Dolayısıyla PAGEV'de de bayağı sevilen bir firmayız. Bağış yapan ve sevilen bir firmayız. Zorluklar yaşadık mı? Çok yaşadık. Özellikle eleman konusunda çok
yaşadık. Tabii bilmiyoruz, gerideyiz yani teknolojik olarak ülkemiz geride. E ne yaptık? Biz yetiştirdik yani. İyi arkadaşları, ailemize uygun olacak arkadaşları yetiştirdik ve bayağı eski arkadaşlar var yanımızda. Yani elemanlarımızı da koruduk, ailemizi hep bir arada koruduk. Eğitimlerimizi devam ettirerek, her sene üstüne koyarak verdik. Yurt dışı firmalarla, çalıştığımız firmalarla da evliyiz. Evlilik sürdürüyoruz. Onlar da bize destek oluyorlar. Adamlarımızı oraya gönderiyoruz. Eğitim alıyoruz. Onlar buraya geliyorlar. Gerçekten yurt dışı teknolojisini buraya, Türkiye'ye getiren ve bu konuda iyi iş başaran önemli firmalardan biriyiz. Birincisi izlemek istemiyorum, ukalalık yapmak istemiyorum ama yani üst liglerde bir yerdeyiz. Benim ilgi alanlarımdan bir tanesi kimyadır. Ta ortaokul çağlarından beri kimyayı çok sevmişimdir. Bu lisede benim hocam, kimya hocam dedi ki ya oğlum senin bu konuyla ilgili çok ilginç bir şeyin var dedi. Bakın rastlantıya babam da plastik makineleri yapıyor. Plastik de polimer bir kimya. Dolayısıyla hani bana tavsiye etti. Ben o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini kazandım. O da kimya biliyorsunuz. Hani petrol, petrokimya bunlar. Sonra yurt dışından bir okula polimer kimyasını okumaya karar verdim. Ve sağ olsun babam yardımcı oldu. Plastik teknolojileri mühendisliği yani polimer mühendisliği. Londra'da 3 yıllık bir okulda. Aslında 5 yıllık bir okul ama yüksek puanları aldığım için 2 sene sınıf atladım. 3 yılda bitirdim okulu. Çok sevdim. Türkiye'ye geldim. İşte okulu bitirdiğim tarih 95-96'da, bir de askerlik girdi araya. Ondan sonra 96-97 yıllarında babamın işini devralmak istedim. Ancak babam imalat yaparken son zamanlarda Türkiye'nin yan sanayisi ne yazık ki çok iyi olmadığı için makine yaparken maliyetler çok yüksekti. Devlet teşvikleri yoktu. Dolayısıyla zorlanıyordu. Biz de tabii yurt dışında eğitim görüp geldiğimizden bu zorluğu devam ettiremeyeceğimi hesap ettim. Ve uzak doğuya, Çin'e gittim. İşte fuarlara gitmeyi çok severim yani. Çocukluğumdan beri plastik fuarlarına giderim. Çin'de çok büyük bir firma buldum. Yani herhalde dünyanın en büyük firmasıdır şu anda. O firmadan makineler getirmeye başladım. Hatta babam dedi ki bana, ya dedi siz bu kadar ucuza makine mümkün değil alamazsınız dedi. Türkiye'nin ilk Çin'den plastik enjeksiyon makinesi getiren kişisi benim. Yok yok bu paraya olmaz. Konteyneri bir açacaksın, saman doldurmuşlar. Hayatının ilk kazanı yedin dedi. Ama açtık konteyneri, geldiği zaman bir baktık ki makineler çok güzel, şahane. Yok dedi, bu iş burada yapılmaz. Siz bunu yapın ama ne yapın çocuklar? Siz ithalat yapın, makineyi getirin müşteriye satın ama bir imalatçı gibi de hizmet verin. Dolayısıyla ne yapın? Teknik servise, yedek parçaya, bunları stoklamaya özen gösterin ki müşteriler memnun olsun. Müşteri memnuniyeti işin en önemli kısmıdır dedi. O nasihatla bugüne kadar, bundan 5-6 sene evvel bir ölçümleme yaptırdık bir profesyonel firmaya. Müşteri memnuniyetimiz %99,2 çıktı. Yani %0,8 bir memnuniyetsiz müşteri var. O da tamir edilebilir şeyler. Çok yüksek bir müşteri memnuniyeti çıktı. Ya kimi yeri geliyor biz para kazanamıyoruz müşteri memnuniyetini öne almaktan. Aileden sonra gelen en önemli şeylerden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk. Olmazsa olmazın. Her gün yarım saat Mustafa Kemal Atatürk okuyorum. Herkese de tavsiye ederim. Ruhunuz açılır yani. Yani Türkiye'ye gelmiş bence en büyük hediye ve inanılmaz şu anda hani ölüp de bir ülkeyi yöneten bir lider herhalde dünya üzerinde yok. O benim şeyim. Ondan sonra da Galatasaray geliyor. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray kültürünü, geçmişini, tarihini, savaşlarda olan davranışlarını, şu anda olan yaptığımız çalışmaları çok seviyorum. Galatasaray Kongre üyesiyim. Babam da Divan Kurulu üyesi. Galatasaraylık benim için çok önemli. Çok önemli bir kültür, çok önemli bir eğitim. Ben çok iyi futbol oynardım. Ondan sonra futbol oynarken de bizim komşumuz, Büyük Başkan Alişen, Fenerbahçe Başkanı Alişen, oğlu benim arkadaşımdı, yan komşumuzdu yazlıktan. Beni görmüş ve beğenmiş. O zamanlar Stankovic vardı. Futboldan sorumlu teknik direktör, şu dünya ünlü. Beraber geldiler, dediler ki ya bir çocuğu alalım da futbolcu yapalım. Benim de hayalim futbolcu olmak. Nasılsa istiyorum futbolcu olmak. Ondan sonra babam ne dese beğenmezsiniz. Dedi ki ben dedi günahımı Fenerbahçe'ye vermem. Kusura bakmayın kardeşim dedi. Büyük Başkan Alişen'e. Ondan sonra bizim futbol hayatı orada bitti. Yani evet futbol oynamayı çok istiyordum. Sonra amatör yerlerde falan oynadık ama işte insan bilmeden yapınca, profesyonelce yapınca sakatlanıyor. Ondan sonra bel fıtığı vesaire derken o iş bitti. Futbolcu olamadık işte. günahımı vermem dedi babam. Bir kırılma noktası orası. Belki de şimdi futbolcu olacaktık. Milyon eurolarla uğraşacak. Benim hayatımın kırılma noktası İngiltere'dir. Yani İngiltere'ye eğitime gitmek. İyi ki öyle bir okul varmış. Ben okudum. Ben bir saat geç kalmadım derslerime. Bir dersimi bile aksatmadım İngiltere'de. Yani 5 senelik okulu 3 senede öyle bitirebildim. Çok seviyorum mesleğimi. Yani plastiği ve plastik teknolojisini çok seviyorum. Dünyada şu anda
Yani sizler de bir düşünürseniz, etrafınıza bir bakarsanız %80, %90 plastik eşya kullanıyoruz. Başarının sırrı sevmektir. Yani sevmektir. Yaptığın işi sevmektir. İşte hayat mottom bilgi alışverişi ya. Bilgi alışverişidir. Birbirinden gizlemeden bilgiyi paylaşmaktır. O da sevmek değil midir zaten? Hani insan herkesi sevip bilgiyi paylaşırsa, o bilgi yayılırsa o zaman vakit kaybetmeyiz. Ülkemize faydalı birer birey oluruz, müşterilerimiz olur. Bilgiyi dinlemektir. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum var. Dinlemiyoruz, okumuyoruz, sadece seyrediyoruz. Dolayısıyla başarının sırrı bence bilgi exchange'i, bilgi değişimi ve sevmektir. Yaptığın işi sevmektir. Tabii huzur da çok önemli. Yani bunları da sakin, sabırlı bir şekilde yapmaktır. Başarının sırrı bence budur. Babam bana para harcamayı öğretti. Harçlığı kasadan, muhasebeden al, yanına da niçin aldığını yaz derdi. Ay sonlarında hesap yapardık beraber. Dolayısıyla hani herhangi böyle bir harçlık, şu kadar para diye bir şey hatırlamıyorum. Ben ne kadar ihtiyacım varsa alırdım ama haddimi de bilirdim. Çünkü haddimi bilmeyi öğretmişti bana. İşte dediğim gibi çok çocukluktan beridir hesap yapmayı öğrendiğim için. Aile ekonomisi nedir? Bir gün mesela bir hikaye var, anlatayım, çok ilginç. İşe gidip geliyorum. İşte bir sürü paralar gidiyor, paralar geliyor, işte bir şeyler oluyor tabii. Genciz, çocuğuz. Eve geldim, baktım bir sürü eşya. İş yerine gidiyorum, bakıyorum bir sürü eşya, arabalar vesaire filan. Ya baba nasıl yaptın sen bunları? Ya çok zor bu iş hayatı. Nasıl yaptın? Bak oğlum dedi, hesabını bilirsen, dürüst olursan, kendine ve müşterine dürüst olursan Allah senin sırtından bir vurur ya yürü kulum der, hep gelir. Ama eğer bir kötülük yaparsan, dürüst olmazsan, alnına tokadı yediğin anda sen de dersin bir daha ayağa kalkamazsın. Onun için dürüstlük çok önemlidir. Hesap kitap yapmak çok önemlidir dedi. Ben bunu hiç unutmuyorum. Dolayısıyla biz hep korkarız. Hani benim ortam da aynıdır. Yani beraber ruh ikizi olduğumuz için hep korkarız. Yetimin hakkını yemekten, işçinin hakkını teri soğumadan vermemiz gerektiğini biliriz. Kimseye de bir yanlışlık yapmayız. Hep bunları sağ olsun babam sayesinde elde ettik. Retribution. Oh yeah, we want retribution.